Merhabalar dostlar, ben Fatih. Yeni bir videoyla yine karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar Wisconsin'dayım. Hatta dur bakayım bir saniye, hemen yerini de söyleyebileceksem yerini de söyleyeyim. Şu arada şu gördüğünüz bilgisayar, bununla bize yük gönderiyorlar arkadaşlar. Bu yükü bununla alıyoruz. Yük yazışmalarımızı da şirketle bununla yapıyoruz. Şimdi bulunduğum yer neymiş? Warrington Stone demiş. Wisconsin, yani Wisconsin'ın bayağı yukarısındayım. Ticonderoga, New York diye bir yer. Bu New York'un kuzeyinde, üst taraflarında bir yer. Oraya gideceğim. Yükümü az önce aldım. Az önce yüklediler yükü. Yani şu anda yola çıkmaya hazırım. Sadece dedim ki sizlere de bir video başlatalım. Tabii yapmam gereken bir iki iş de var. Onu da yapalım. Hemen şöyle göstereyim size. Kasam daha yeni arkadan kapıları kapatmadık. Teker de en arkada. Gördüğünüz üzere teker de en arkada. Şimdi o tekeri öne alacağım. Bu arada ne olur o teker nasıl öne alınıyor diye bir daha sormayın. Birkaç video önce, belki iki video önce videonun sonunda bu soru soruluyor diye sürekli, ki ben 2-3 defa videosunu yapmıştım. Ama yine de insanlar merak ediyor diye bir kere daha gösterdim onu arkadaşlar. O yüzden hani şey olmasın, bir daha ne olur göster falan filan demeyin ha. Belki çok ileride artık yeni takipçiler geliyor. O yeni takipçiler geldiği zaman ne bileyim belli bir yığılma olur. Belki bir daha geri döneriz ama şimdi bir daha geriye dönmeyeceğim, onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi teker en geride, bu tekeri biraz ileriye alacağım. Bu arada şunu da söyleyelim. Dur kapıları da kapatalım da onu da göstererek yapalım. Araba boş. Sadece 7 tane palet var arabada. 7 tane palet. Yani bugün neredeyse New York'a koca arabayla bomboş gideceğim. Gördüğünüz gibi bomboş. Yaklaşık bir 17 saatlik yolum var. 17 saat, yani 2 güne gidebileceğim bir yol var. Ondan sonra da bakalım ne olacak tam bilmiyorum. Ama bir video başlatalım. Bu videoda bakalım neler çıkacak. Bir de bu sefer hem ben kuzeydeyim, hem gittiğim yerde yine kuzeyde bir yer. Bu demek ki soğuk bölgelerden gideceğiz. Soğuk havalardan gideceğiz. Ha, kar yağışları şu anda görünüyor, var gibi ama ileri de karşımıza kar yağışı çıkar mı onu bilmiyorum. Bu arada şu tuşa bastırdım ki pinler içeriye girsin. Şu tekeri öne alacağım. Dediğim gibi bunun videosu var. Birkaç video öncesini izlerseniz hani bazen soruyor ya abi nasıl bir şeymiş o falan. Ya diyorum videolarda var. Yaptım ben bunu. Gösterdim ben bunu. Biz bunu tırla gösterdik. Peluş hayvanla gösterdik. Yani gösterdik. Bol bol gösterdik de. İşte kaçıran arkadaşlar, izleyemeyen arkadaşlar olmuş. Bu arada şunu da göstereyim. Şu anda mesela şu frene bastırdım. Yani şu anda çekicinin freni yok. Fakat kasanın freni tutulu vaziyette. Ve arabayı geri vitese alıyorum. Sonra aynadan bakarak, gaza basarak geriye doğru gidiyorum. Evet. Git. Hadi. Aynadan da ne kadar görünüyor bilmiyorum ama göstereyim dedim yani. Tak diye vurdu. Yani tekeri en öne aldım. Şimdi şuna basıyorum. Böylelikle artık kasa gider vaziyette. O pinleri geriye al, bu kasayı bıraktığınız zaman o pinler vardı ya, düğmeye bastım kasada. O otomatik olarak iptal oldu. Ama şu anda pinler daha deliğe girmedi. O yüzden arabayı şimdi tekrardan öne alacağım. İleri vitesi alıyorum. Arabayı ileriye götürürken şurada kasanın freni var. İleriye götürürken kasanın frenini çekiyorum. Ve böylelikle o pinler zaten otomatik olarak bırakmıştı ya kendini. Frenleri de çektiğim için oradaki o deliklere girdi ve yola çıkmaya hazırız arkadaşlar. Neyse yola çıkalım. Bakalım nasıl bir maceralı bir video olacak. Acaba olacak mı onu da bilmiyorum da olsun. Think about her every day. It's not easy to get away. Gotta tell her that wanna touch her body. It sounds easy, but hard to say. I just wanna be the guy you kiss on your lips, and baby, take you to another level of 50 shades of grey. Let's get rid of the dress and show me your hips, and then maybe I can show you how my tongue goes on your body.
Gotta tell you something before it's late. You will feel cold and maybe pain. You don't have to worry, I warm you slowly. Try to get higher and tell me your fantasy. I'll get you a glass of wine and put ice in my whiskey. It will be fascinating to see you undressed and feel. You gotta hold your passion till I make you wet and crazy. Now time to make love and get high and start the party. Dostlar, çıktık yine yollara. Indiana'dayız. Şu anda yaklaşık ne kadar kilometrem kaldı? Daha doğrusu 2 saat 25 dakika. Tabii 2 saat içerisinde durmam lazım. Bir sonra 25 dakikaya bırakamam. 2 saat 25 dakikalık yolum kaldı. Yanı sıra 11 saat 38 dakika. Tabii bu araba navigasyonuyla 11 saat, bu daha uzar tırla alakalı. 738 mil gösteriyor. Yolum kaldı. En fazla 2 saat daha gideceğiz. 2 saatten sonra duracağız. Tahminim 10 saate getirdiğimiz zaman bu durumu 10 saat, 9,5 saat, 9 saat. Hatta bunu bir 9,5 saate getirebilirsem ne mutlu diyeceğim. Böylelikle yarına 9 saatle beraber gidip yükümüzü bırakabileceğiz. Ya bu tako sistemi gerçekten olayı berbat etti. Bu arada geçmişte tako sistemini anlatan hem sözlü anlatımlar yaptım, hem kullandığım zaman elektronik olarak nasıl kullanılıyor onunla alakalı tanıtım yaptım. Hem de kağıt üzerinde ilk yaptığım şeylerden birisidir. Kağıt üzerinde de tanıtımını yaptım ama şimdi artık elektronik sistem tamamıyla böyle dokunamayacağın, oynayamayacağın bir sistem vesaire bir sistem var. Bu sistemle alakalı da sadece bunu anlatan bir videoda yapacağım arkadaşlar. Çünkü Türkiye'den bana çok fazla soru geliyor. Çünkü bildiğiniz üzere Türkiye'de de bayağı bir bu takograf sistemi problem oldu. Bu Türkiye'deki takograf sistemiyle alakalı da aslında ben Türkiye'de yaşayıp video yapan arkadaşlardan bir beklentim. Hani bu konulardaki düşüncelerini de videolarda yapsalar sanki çok iyi olur gibi geliyor. Çünkü orada yaşayan insanlar ve oranın sistemiyle hareket eden insanlar. Hani varsa bir mağduratları vesaire, bunları dile getirmeleri aslında iyi olur. Ya da ne bileyim, yeni sistemle alakalı artıları eksileriyle alakalı bir videolar yapsalar ve böylelikle kendi izleyici kitlelerini de bu konu hakkında bilinçlendirseler sanki iyi olur diye düşünüyorum. Ben Türkiye'den bazı arkadaşlarla konuştum. Hani varsa bir yardımım, sonuçta ben Türkiye'de yaşamıyorum. Türkiye'deki sıkıntıları ben bilmiyorum. Özellikle bu takograf sistemiyle alakalı. Oradaki, Türkiye'deki yaşayan arkadaşlara da, kendi arkadaşlarıma böyle bir seçenek sundum. Eğer dedim isterseniz oradaki sorunlarla alakalı, hatta isterseniz karşılıklı bir kıyaslama, böyle bir açık oturum gibi bir şey de yapabiliriz. Böyle bir şey de düşündüm. Ama dediğim gibi ben onlara da aynısını söyledim. Bu bana değil, daha çok Türkiye'de yaşayan arkadaşlara düşer. Hani onlar burada maruzatını yaşayan insanlar. Benimle konuşmalarda ben sadece o insanlara bir söz hakkı vermiş olurum. Böylelikle o insanlar da hani kendilerini ifade edebilecekleri bir platform olmuş olur. Yani benim platformu bu konuda onları açık hale getirdim. Ama dediğim gibi öncelik Türkiye'deki yaşayan arkadaşların, çünkü problemleri direkt yaşayan onlar. Varsa bir şikayetleri, problemleri aslında bence özellikle Türkiye'de yaşayan, video yapan arkadaşlar bence ele almalı. Buradan hani zorunlu olarak değil ama almalı diye düşünüyorum. En basit örneği sadece hani o sistemden öncesi ve sonrasında neler değişecek, bunlarla alakalı bir videolar yapsalar tahminim iyi olacağını düşünüyorum. Ben bununla alakalı bir video yapacağım. Dediğim gibi hem takograf sistemini, buradaki sistemi anlatacağım ve hem onunla beraber de bize artıları ve eksileriyle alakaları anlatımlar yapacağım. Mesela bu şoföre nasıl yansıdı, bu işverene nasıl yansıdı tarzında bir
görüş videosu, bilgilendirme videosu benden yana gelecek. Ama dediğim gibi inşallah Türkiye'deki arkadaşlar da bu konulara duyarsız kalmazlar diye düşünüyorum. Çünkü öncelik onların, onlar bu sıkıntıyı yaşıyorlar. Dediğim gibi ben sadece platformu açıp bu işi yapan arkadaşlara söz hakkı vermeye çalışacağım. Daha çok onların yorumları olacak. Ben belki soru sorarım. Ya da bir hani kendimce burayla orayı kıyaslarım. Hangisi doğru, hangisi yanlış. Ona tabii insanlar karar verirler. Ama benimkisi sadece bir yorum veya platformu açmak olur. Şimdi arkadaşlar, aslında takograftan konum benim takograf değil. Son zamanlarda bu Türkiye'nin otomobil yapmasıyla alakalı kendi görüşlerimi beyan etmek istiyorum. Bu görüşlerinde arkadaşlar hiçbirisini herhangi bir şekilde siyasi olarak algılamayın. En ufak bir şekilde siyasi bir yorum değildir bu söylediklerim. Tabii ki belli yerlerde bu düşüncelere baktığınız zaman siyasi düşüncelere, siyasi görüşlere takılabilir ama hiçbir zaman amacım bunun olmadığını bilin arkadaşlar. Son zamanlarda çok fazla insanların bu Türkiye'deki yeni yapılan yerli otomobil projesinin hakkında birçok videolar yaptılar. Herkesin bir görüşü var. Ben de kendi görüşümü söylemek istiyorum. Ve siyasetten bağımsız bir şekilde bunu yapmak istiyorum arkadaşlar. Tabii ne derece doğrudur, düşüncelerim yanlıştır. Bunlara izleyiciler kendi aralarında karar versin. Hatta varsa görüşleriniz, bu görüşlerinizi siyasi bir amaç gütmeden, lütfen siyasi bir amaç gütmeden benim geçmişime, videolarıma giderseniz mutlaka bir siyasi kimliğe sahibim ama bu siyasi kimlikte hiçbir zaman bir parti taraftarı asla olmadım ve kanalımda da böyle şeylere izin vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğimi bilin. Sadece görüş olarak hani önerileriniz ne olabilir? Ne doğrudur, ne yanlıştır tarzında varsa görüşleriniz siyasetten bağımsız bir şekilde sizlerden de beklerim. Şimdi arkadaşlar, ben açıkçası bu projeyi destekliyorum. Ve bu proje beni heyecanlandırdı. Ve bunun ülkenin eğer doğru yapılırsa, söyledikleri de gibi olursa ülkeye ben yararlı olabilecek bir proje olarak düşünüyorum. Genel olarak baktığımız zaman eleştiriler şey, bu kardeşim bu araç yerli mi, milli mi, işte bunun dizaynı burada, şuyu burada vesaire tarzında çok konuşmalar geçti. Ve bu tarz eleştiriler gördüm. Şimdi ben bu eleştirilerin birçoğuna katılmıyorum. Fabrikası yok. Ya fabrikası yok çünkü ortada bir proje yoktu. Şimdi ortada bir proje var. Sonuçta bizim ülke olarak evet, dünya standardında baktığımız zaman biz çok geri bir ülke değiliz otomotiv montajında, yedek parçasında. Bugün mesela burada benim bir dostum var. Kendisi Chicago'da yaşıyor. Bu Volvo'nun parçalarını satıyor çoğunlukla, yedek parçasını satıyor. Onun getirdiği şaklar, yani süspansiyonlar diyelim, onları Türkiye'den, Bursa'dan getirttiriyor. Volvo'nun V&L'inden bahsediyoruz. Yani sonuçta baktığımız zaman Türkiye bu konuda üretimde gerçekten iyi. Yedek parçada iyi, yan sanayide iyi. Bize ait bir şey yok. Evet, bunda bir eksikliğimiz var. Ama bu otomobil işte İtalyanlar çizdi. Ya kimin çizdiğinin önemi yok. Senin sonuçta geçmişte bir otomotiv üretme altyapın yok. Böyle bir kültürel yapın yok. Olmadığı için bunu iyi bir yerden, Alman'da bir beis de yok. Ha, bana göre hata nerede? Tamamen yerli ve milli. Ya proje tamamen yerli ve milli olabilir. Düşündüğünüz proje. Ama otomobil değil. Ama buna da çok takılmamak lazım. Yani evet, bunu İtalyan dizayn etti. İtalyan bu aracın portatifini yaptı. Sen de bu aracı aldın. Belki aracın işte belli patentleri yine onlara ait vesaire. Fark etmez. Bunlara takılmamak lazım. Önemli olan gerçekten insanlar samimi mi değil mi bunu görmek ve zaman içerisinde bu sistem, bu bant oluştuğu zaman, o arabalar üretilmeye başladığı zaman sonuçta burada kalmayacak. Bir araba, iki araba, üç araba modellerden bahsediyorum. Değişik modeller üretilmeye başlanacak ve bu kültür bize aşılandığı sürece de bunun yanı sıra geliştirmeler başlayacak. Örnek veriyorum, işte bugün yine bir video izledim silah teknolojisiyle alakalı. Bugün birçok, yani tamam, yeterli mi? Değil. Tartışırız çok. Ama silah teknolojisiyle alakalı bile
İnsanlar bir şeyleri alıyorlar, geliştiriyorlar. Mesela bir silah gördüm. Türkiye'nin yaptığı yerli milli diye Kalaşnikov'un mermisini atıyor. Ney? Sonuçta Kalaşnikov'un belli bir envanteri var. Daha doğrusu cephanelik envanteri var. Ve bunu kullanabilecek bir makine oluşturuyor. Oradan başlıyor. Ama biz Kalaşnikov bizim değil. Değildi. Ama onun sayesinde başka bir şey elimize gelmiş oldu. Yani bu işe biraz gelecek anlamında bakmak lazım. Ha, eleştirilecek konuları yok mu? Ya keşke bunu Türkler çizmiş olsaydı. Keşke portatifini de Türkler yapmış olsaydı. Ve bunun mesela üniversitelerin yapmış olduğu bir otomobil var. Ben onu da gördüm. Çok memnun oldum. Keşke o otomobil, tamam görüntüsü bence güzel değil, dizaynını çok beğenmedim. Bir spor otomobil. Ama oradan başlanmış olsaydı. Ama başlanmadı. Yine de eleştirmiyorum. Keşke başlanmış olsaydı diyorum. Başlanmış olsaydı orada tamamen yerli ve milli otomobil diyebilirdik buna. Ama oradan başlanmadı. Diyelim bir konseptini de başka bir yerden alırlar. Hatta aracı da gördüm. Ben aracı da çok beğendim. O aracı bir şekilde banta sokarak üretmeye başlayacaklar. Bir sene, iki sene, üç sene sonra bu aracın belli şekilde yeni modelleri gelmeye başlayacak. Daha pahalı modeli gelecek, daha düşük modeli gelecek. Mesela BMW'ye baktığınız zaman işte 3, 5, 7 serisi gibi bir model vardı. Şimdilerde artık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e kadar modelleri çıkarttılar. Bunlar mesela şu anda hani X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 modelleri şu anda piyasada. Zamanında onlar da yoktu. Ne oldu? Zaman içerisinde yeni otomobiller üretilmeye başlandı. Ve burada şunu demedi Almanlar. İşte bu otomobilin dizaynını Ahmet yapmış, Mehmet yapmış demedi. Üretimine baktı. Belli yerde bir otomobilin üretimini sen yapmamış olabilirsin. Daha doğrusu tasarımını sen yapmamış olabilirsin. Ama oradan başlayarak gelişimini sen yapar. Yanı sıra yeni modellerle beraber %100 yerli otomobil de sen üretebilirsin. Ha şu var. Olaya siyasi bakanlar işte zamanında da böyle otomobiller göstermişlerdi. Hani o nerede? İşte ne bileyim uçak nerede falan gibi eleştiriler var. Ya tabii ki eleştirelim bunları. Bunları zaten savunmuyoruz. Ama en azından samimiyetine güvenerek bunu belli yerlerde de tenkit ederek hani yapılsın diye itmemiz lazım. Hayır bu otomobil yerli otomobil değil, bunu biz işte çizmedik, biz prototipini yapmadık diyerek bunu yok etmek doğru değil arkadaşlar. Ben size bir örnek vereceğim. Amerika'da Ford Connect şu anda satılıyor. Bu araçların bildiğim kadarıyla tamamı Türkiye'den geliyor. Şimdi aynı zamanda Fiat Doblo. Bu araba da burada Dodge Ram diye geçiyor. Ve burada bu araçlar yolda gidiyor. Ben o arabanın kapısını açtığım zaman Made in Turkey yazıyor aracın üzerinde. Bundan ben mutluluk duyuyorum. Ha bu araba benim olmadığını biliyorum. Ford. Henry Ford'un arabası. Amerika'da dünyadaki böyle en bana kalırsa böyle idol alınacak insanlardan birisidir. O kişinin yapmış olduğu Amerika menşeli bir araç. Ama Türkiye'de yapılması bile beni mutlu ediyor. Şimdi bir araç düşünün ki bunun belli yerde sen başlıyorsun, önce üretimiyle haklarında sahip olmuşsun belli şekilde ve zaman içerisinde sana ait olan modellerini üretmeye başlıyorsun. Ya bundan kim memnun olmaz? Ben anlamıyorum. Burada çok fazla böyle normal akıllı eleştirilere lafım yok. Dedim ya ben de eleştiriyorum. Mesela o otomobile tamamen %100 yerli demesine ben de karşıyım. Ama projeyi toptan çöpe atmanın açıkçası mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Ve bunu tamamen siyasetten bağımsız söylüyorum. Yani kimin yaptığı önemli değil. Ha buradan mesela birilerine mal alacaktır gibi eleştiriler de var. Evet, bunlarda tabii ki eleştirmeye devam edebilirsiniz. Doğruyu bulana kadar eleştirmek doğrudur. Her zaman muhalif tarafta olmak akıllıcadır. Yani en sevdiğiniz adam bile bir başa geldiği zaman ona muhalif olarak onun yanlışlarını ona söyleyerek onu daha iyi düzgün bir şekilde getirebilirsiniz. Ya da o eleştirilere o cevap verir, orta nokta bulunarak hareket edilebilir. Ama tamamen en azından yatırıma yönelik gelir getirebileceğine inandığımız bir şeye yönelik bir şeyler üretiliyorsa buna siyasi bir düşünceyle bakmak açıkçası doğru değil. Ki beni tanıyanlar da bilir, ben muhalif bir insan olduğumu çok kişi bilir. Ama en azından ekonomiye katkı sağlayacak bir şeye inanıyorsam, gelecek vaat edilen bir şeye inanıyorsam bunun ben desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Gelelim otomobile. Zaten çok fazla şey açıklamadılar. 3 tane model açıklamışlar. Ben 3'ünü de çok sevdim. Özellikle yani SUV modeller
Tam bilmiyorum mesela içlerini çok inceleyemedim. Eğer 7 koltuklu bir içlerinde yani önde 2, arkada 3, onun arkasında da 2 oluyor buralarda. 7 koltuklu. Bazıları 3 de oluyor arka tarafta işte. Değişebiliyor bu. Böyle bir otomobil olursa ben bundan var ya Amerika'ya gönderilse almaktan mutluluk duyarım. Yani o kadar söyleyeyim ki altımdaki arabayı satarım. Öyle bir arabayı alırım. Birincisi milli olmasından dolayı. Ya katkı olacağını düşünüyorum bunun. İkincisi baba otomobil çok güzel ya. Ha ne kadar bu halka hitap edecek? Onu zaman gösterecek. 2022'de işte üretimlerine başlanıp 2023'te teslim edilme gibi bir durumu varmış. Bu ne kadar doğru olacak olmayacak bu tartışılacak bir durumdur. Ama günün sonunda ben öyle düşünüyorum. Bu arabayı ben satın alırım ve inanılmaz güzel bir araba. Sanki klasmanı biraz yüksek. Bu da Türkiye'deki halkın sanki biraz ulaşması zor gibi geliyor bana. Fakat tekrar şuna dönüyorum. Ya bu araç için belki zor olabilir. Bant başladı mı ve bu belli bir şekilde dönmeye başladıktan sonra geliştikçe mecburi olarak klasmanlarını çıkartmak zorundalar. Örnek vereyim. Mercedes. Bugün mesela biz geçmişte Mercedes'e baktığımız zaman hani o zengin godomanlar biner diye düşünürdük o Mercedes'e. Hayır bu böyle değil. Baktığımız zaman artık Mercedes bile otomobillerini daha da küçülterek hatta bundan başka yerden motorlar alarak, Renault motor alarak vesaire bir şekilde daha alt segmene bile hitap etmeye başladı. Yani demeye çalıştığım şey şu ki bu gelecek açısından halkın da ulaşabileceği bir otomobil olmasına inanmak istiyorum. En azından düşüncelerim böyle. İnşallah bu da böyle olur ama doğru olduğunu inandığınız bir şeyi açıkçası destekleme taraftarı olduğunu düşünüyorum. Siyasetten bağımsız. Dedim ya ben hiçbir parti ismi vesaire vermedim. Böyle bir şey de açıkçası yorumlarda da ben çok görmek istemiyorum. Ha eleştiri, bak tekrar söylüyorum eleştiriye tabii ki ya bu böyle olmalıydı. Bu daha iyi olurdu. Yani yapıcı eleştiriler olması bence çok doğal. Olması da gerekli. Yani tamamıyla gelin de her şeyi alkışlayalım demiyorum. Ama burada eleştirecek tarafları eleştirelim. Yatırıma dönük bir şey olduğu için ben şahsi düşüncem çok güzel bir şey olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi buraya da gelirse, gücüm de yeterse kendi otomobilimi satarak böyle bir otomobil almayı da gönülden yani destekliyorum. Beyan da ediyorum yani. İnşallah o zamanlarda o görürüz ve benim de o zamanlarda o arabayı alabilecek bir durumum olur. Yani dediğim gibi bundan gurur duyarım. Sonuçta bize ait bir otomobil olduğuna inanıyorum. Tabii eleştirilerimizi de ayrıyetten saklıyorum. Ben mesela burada da çok bahsetmediğim birçok eleştirim daha var ama günün sonunda yararlı bir şey olduğunu, üretime yönelik bir yatırım olduğuna inandığım için açıkçası iyi gözle bakmaya çalışıyorum. Tabii geçmişte bunun olumsuz örnekleri çok fazla ama geçmişe de şimdi her seferinde geçmişe bakarak olumsuzlukları da göstererek buna da olumsuz bir gözle bakmak doğru değil. Tabii ki soru işaretleri olacak kafamızda. Tabii ki eleştirisel bakacağız ama yine de güzel şeyleri desteklemeye çalışacağız. Bir de otomobilin özellikle elektrikli olması. Ben elektrikli otomobillerden çok hoşlanan bir adam değilim. Biraz motordan hani ses duymak isteyen bir adam. O egzoz sesini duymayı isteyen bir adam. Ama sonuçta elektrikli otomobillerin performanslarını da biliyoruz. Yani oldukça hızlı otomobiller, yeri geliyor güçlü otomobiller ki mesela son Tesla'nın ürettiği kamyonette, Cybertruck'ta baktığınız zaman otomobilin gücü ortada. Ford'un F-150 otomobilini bayır yukarı çekiyor. Yani böyle bir performansı olan bir araç. Bunu açıkçası desteklememek, yani gücü olarak falan nasıl bir araba olduğunu desteklememek insanı şey yapar. Ama egzoz sesini de seven benim gibi insanlar da ya ben egzoz sesini arıyorum diyebilir. Tabii emisyon gibi bir durum da var. Hani burada eleştirenler de olabilir. Ya kardeşim işte dünyayı kirletiyor. Evet. Onu da kabul ediyoruz. Dünyayı kirlettiğini de kabul ediyoruz. Ama dünyada bütün otomobiller normal otomobil, elektrikli otomobiliye dönerse tabii bunu da destekleriz. Ama ben yine de dediğim gibi motor sesine hayran bir adamım. Ha çok böyle otomobil manyağı bir adam değilim. Ama sonuçta araçları seven bir adamım. İnceleyen bir adamım. Ve her türlü aracı inceleyen bir adamım. Doğal olarak bunlardan da yeterince bilgim olduğuna inanıyorum. Bir tek soru işareti ben de onunla alakalı bir şey göremedim. Pil arkadaşlar. Pil inşallah bu pille alakalı bir yatırım duymadım. İnşallah onunla alakalı da güzel bir yatırım yaparlar. Hatta bu yatırımı dünyada örnek veriyorum işte Ford'un otomobilleri var. Yine BMW'nin otomobilleri var. Yani bu tarz böyle Tesla'nın otomobilleri var. Bunların da
kullandığı piller tarzında piller de yaparsa, ayrıyeten otomotiv dışında bir de pil teknolojisine de sahip olacağımıza inanıyorum. Ama tabii bunlar bir hani umut, hani bunların bardağın iyi tarafından baktığım için, bunların gelecekte bizim yararımıza olacağına inandığım için bunları bu şekilde söylüyorum. Eğer tabii ki burada bir samimiyetsizlik var ise, içeride işte ne bileyim özel çıkarlar var ise, tamamıyla hayal ürünü, gündem değiştirme gibi bir şey varsa, onları bilemem. Tabii ki onlardan bağımsız olarak ben konuşuyorum. Sadece proje olarak da dediğim gibi destekliyorum. Otomobillere de hayran kaldım. Gerçekten mükemmel otomobiller. Dizaynı işte o yapmış, bu yapmış. Çok takılmamak lazım böyle şeylere. Bugün Avrupa'daki BMW'nin 7 serisini dizaynını yapan da bir İtalyan. Yine Mercedes içerisinde dizayn yapanlardan Türk de var. Şimdi böyle baktığımız zaman o insanların hiçbirisinin kalkıp da bu arabayı bilmem ne tasarlamış dediğini duymuyoruz. Bir tek bizler sırf siyasi görüşlerimizden dolayı biraz katı davrandığımızı açıkçası düşünüyorum. Bence biraz daha ılımlı olmakta fayda var. Yani bu benim şahsi düşüncem dostlar. Artık kalanını da sizlere bırakıyorum. Dediğim gibi yorumlarınızı beklerim. Sizlerden tek ricam, siyasi partiler üzerinden konuşma olmasın. Çünkü gerçekten bunlar bize zarar veriyor, bunlar bizi bölüyor. Düşünceleriniz olumlu olsun, eleştirisel olsun, tabii ki güvensizlikler dilde olsun. Ama bu güvensizlikleri de, ya bakın burada böyle bir geçmişte böyle bir durum oldu, İnşallah bu da olmaz ve bu geçmişte yaptıkları bu açığı bu sefer kapatırlar yönünde olursa, inanın bana geliştirme açısından, yani bu her anlamda gelişim açısından, illa otomobil için değil, her anlamda gelişim açısından bunun bize yararı olacaktır. Ben de yurt dışında yaşayan bir Türk vatandaşı olarak, bir Türk olarak bundan gurur duyarım. Bunu her türlü de desteklerim. Doğal olarak da burada yaşayan, en azından belli derecede vatanperverlik duygularını taşıyan insanların bunu destekleyeceğine de inanıyorum arkadaşlar. Neyse, yola devam. Biraz sonra duracağız. Ondan sonra da bakacağız ne olacak. Evet dostlar, yakalım ışıkları. Şöyle. Oo. Şimdi bugün videoyu burada keseceğim. Niyetim yarına bir videoya başlamak. Yarın yapacağım o videoda, tabii şu anda ben akşam saat 6.30, yani ne oluyor, 4.30 gibi kalkmam lazım, 4.30 gibi arabayı sürmeye başlamam lazım ki şey olsun, nedir o, günüm başlasın, 10 saat yatmak zorundayız. Yarınki videoda niyetim bu Amerika'daki takograf sistemini, bu elektronik olan takograf sistemini sizlere anlatmak. Hani bu bir spoiler olsun, bundan sonraki videoda ne yapacağımla alakalı kafanızda bilgi olsun. Dediğim gibi daha önce bununla alakalı çok kez video yaptım. Kağıt lakbukla yaptık, yani kağıt tako diyelim, ondan yaptık. Elektronik sistemin oynanılabilir olan haliyle belli şeyler anlattım. Yani aslında bununla alakalı da çok video yaptım. Ama niyetim elektronik sistemi tam anlamıyla göstermek. Hani Türkiye'den özellikle merak eden, Amerika'da da ne yaptığımızı bilmek isteyen arkadaşlar en azından bir fikir, bilgi olur. İşte günde kaç saat sürüyoruz, ne zaman mola veriyoruz, işte yük alırken ne yapıyoruz, sabah çıkarken ne yapıyoruz tarzında bir video olacak arkadaşlar. Niyetim o. Eğer bir aksilik olmaz, bir sıkıntı olmazsa, inşallah bundan sonraki videoda da tam anlamıyla elektronik sistemi göstermeye çalışacağım ki insanlara da hani bir adres olsun, bir bilgi olsun diye böyle bir şey düşünüyorum. Bugün saatimiz bittiği için erkenden durduk. Yani yorgun değilim, bir şey değilim, uykum yok ama işte sistem bu seni kilitliyor. Halbuki en az bir 4-5 saat daha gider, öyle de yatardık, en azından yolumuzda devam ederdi. Biraz saçma bir sistem ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok yani. Elimizi kolumuzu bağladılar. Neyse. Bir sonraki videoda, logbook videosunda görüşmek üzere diyorum dostlar. Umarım o videoya da ilginiz olur. O videoya da desteğiniz olur. Bu videoyu da izleyen arkadaşlar yorum ve beğenilerinizi bırakırsanız sevinirim. Saygılar, sevgiler diliyorum. Hayallerinizi kovalamaya sonuna kadar devam diyorum. Görüşmek üzere. Türkler kalın. Bay bay. No hesitation, you're my desire.
tell you something before it's late. You will feel cold and maybe pain. You don't have to worry.